Fransa'nın Mali'de bu yalnız e, geçen Kuzey haftadan beri tarafındaki operasyonları Mali'de geçen haftadan beri e, olan ikinci büyük olay bu. Önce bir e, askeri üs basıldı. 60'a ya yakın asker öldürüldü. Önce yanlış hatırlamıyorsam geçen haftaydı. Bu onun arkasına yaşanan ikinci büyük olay. Arka arkasına. Evet. Üs dedin, askeri üs dedin. Ben Cibuti'yi hatırladım. de malum sadece Çin'in üssü yok başka ülkelerde Cibuti'deler. Birçok farklı unsurlarıyla Cibuti'deler. Türkiye'de oraya tırnak içerisinde bir üs açtı. Dün açtı. Ya aslında açmıştı. Şöyle üs açtı. Başka bir tırnak içinde dememin sebebi o. Sultan Abdülhamit Han Camii açtı. Bölgenin en büyük camisi Cibuti'de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açıldı. Dün itibariyle bu notu da düşeyim. Aslında açmıştı dedin. Yani ne zaman açılmıştı? Hatırlarsanız darbe girişiminin arkasından e, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri e, Mısır bir ülke daha vardı. Yunanistan var mıydı? o yok, o yok. Hatta? Yani o bölgeden e, o bölgedeki ülkeler. O bölgede ülkelerden Akdeniz bir tanesi. Akdeniz zirvesini demiyorsun. Dört ülke Katar'a e, iltimatom Katar e, vermişti hatırlarsın. Yani ha, ilk olarak tabii. Ve 100 milyar dolarlık bir e, tazminat ödemesi yapmazsa e, ee, hani işgal edilince kadar bir sürü e, konu söylenmişti. Tam Türkiye o sırada e, oraya üst kurdu, anlaşma imzaladı ve bölgeye e, Türk askerlerini sevk etti. İlk giden askerlerin tamamına yakını, ilk inenler yanlış hatırlamıyorsam 120 kişi filandı. O 120 asker e, Suudi Arabistan'ı durdurdu veya diğerlerini durdurdu. Anlayacaksın yani ki 120 askerle nasıl durduruldu? Çünkü arkasında 82 milyon vardı da o yüzden. Öyle kolay değil bu işler. Ee, arkasından başka bir şey daha oldu. O dönemde bu sefer darbe yapmaya kalktılar. Ee, şu andaki Katar emirini e, devirmeye çalıştılar. Yine e, onu da... E, Türkiye orada bu kez başka bir şey. Başka bir şekilde onu da engelledi. E, o nedenle Türkiye ile Katar ilişkilerini görmek istiyorsanız... Allah fırsat verir Katar'a giderseniz... hani. Halit bin Velit üssünü şöyle yok, yok, uzaktan şöyle, bir seyredeyim. Ona, ona gerek yok. Havalimanına indikleri andan itibaren işte başkente doğru, yani havalimanına iniyorsun. Başkente doğru çok uzak bir mesafe değil. Hemen gidiyorsun. Türk bayrağı ile Katar bayrağını her tarafta görecekler. Yol boyunca da dahil görecekler. Bir Türk şehrine Türk şehrinde ilerlenmiş gibi kendilerini hissedeceklerine eminim kapıdan girerken bir Türk olduğunuz vatandaşı söylediğiniz andan itibaren pasaport dahil olmak üzere nasıl bir muamele gördüğünüzü görürsünüz arkadaşlar öyle söyleyeyim Katar'daki ben de görmek üstümüze, nasip oldu çok da mutlu oldum açıkçası eyvallah üstümüze dair bir şeyler söyler misiniz? E, daha yapım aşamasındaydı geçici bir yerde e, kalıyorlardı bu e, gidecek gidilen yer e, çok daha büyük üst başka bir şey daha var. Çok e, bilinmiyor ama Türkiye aynı zamanda bölgede bir deniz üssü daha kuruyor. O çok konuşulmadı. E, Amerikalılara bile verilmeyen deniz üssü e, Türkiye'ye veriliyor ve Türkiye o coğrafyada bir deniz üstüne sahip olacak. Nerede? Basra Körfezi'nde. O denli kritik bir yer. O, ki, o denli kritik bir yer ki yani. Aynen öyle. Dünyanın en kritik yani bölgenin de değil, dünyanın en kritik bir deniz üstü parçalarından e, e, bir üstü. olacak. Yani e, bölgede hava unsurlarımız, deniz unsurlarımız ve kara unsurlarımızın görev yapabilecekleri yurt dışındaki en büyük üstümüz e, olacak. E, tabii ki Kıbrıs'ı saymıyorum. Kıbrıs e, yavurbasan başka şey. olduğu için saymıyorum. Onun dışındaki en büyük üssümüz olacak. Serkan Ateşçi